Evet, değerli dostlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yine bir canlı yayında beraberiz. Dün teknik bir durumdan dolayı yapamadığımız yayınımız inşallah bugün Hüseyin hocamla bugün yapacağız. Katılıyorlar. Hayırlı, verimli bir yayın olması dilek ve temennisiyle inşallah bugünkü yayınımıza başlamış olalım sevgili dostlar. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam Yaşar Bey. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Allah hamdinizi artırsın hocam. Sizi gördük daha iyi olduk. Uzun zamandır böyle canlı görüşmemiz de olmamıştı sanırım. Evet. Allah iyiliğinizi artırsın. İyi demişiz. Teşekkür Allah ederiz razı olsun. cümlemizden. Değerli dostlar, Hüseyin Yılmaz hocamız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Bölüm başkanlığınız devam ediyor Hüseyin hocam. Ana bilim dalı başkanıyım. Benim başkanlığını bir arkadaşa devrettim. Ha, ana bilim dalı Din başkanı. eğitimi, felsefe ve din bilimleri bölüm başkanıydım ama şu an ana bilim dalı, din eğitimi ana bilim dalı başkanı. Başkanısınız. Rabbim Bizde muvaffak eylesin. başkanlık çok önemli değil. Asıl olan akademik alan, işte din eğitimi hocasıyım. Yani sizden birisiyim, öyle değil. Allah razı olsun hocam. En azından takipçilerimiz kimi misafir ettiğimizi bilmeleri Doğru, anlamında. haklısın. Evet, haklısın. O çalışma alanınız din eğitimi hocam. Öğretmenlikle ilgili Din en son öğretmenlikle ilgili makalenizi takipçilerimize inşallah kitap yayınlasın. arkadaşlarla Evet. geçmişten geleceğe öğretmenlik diye orada ben Hazreti Peygamber öğretmenlik başlığını yazdım. Çok güzel hocam. Bir daha yakından tanıtır mısınız? Kitabın tanıtımıyla başlayalım sevgili hocam inşallah. Ben öncelikle ekranları başında bizleri dinleyen öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Dündü ama Eyvallah. program bugüne sarktı. Kendilerinden dünkü aksaklıktan dolayı da özür diliyorum. Estağfurullah. Cenab-ı Hak onlara kolaylıklar ihsan eylesin. Amin. Şimdi Adem Güneş diye bir arkadaş Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bizim de lisanstan öğrencimizdi. Birkaç Evet. hocamızla öğretmenlikle ilgili bir kitap çıkaralım dedi. Geçmişten geleceğe öğretmen ve öğretmenlik diye bir kitap çıkardık. Burada değişik bölümler var. Öğretmenliğin tarihçesi var. Efendim, ikinci bölümü ben yazdım. Hazreti Peygamber ve öğretmenlik. Günümüzde öğretmen ve dijital çağ vesaire gibi başlıklar Çok var. güzel. Arkadaşlarımız çok güzel hazırlamışlar. Benim de aklım oldu. Şahsen tavsiye ederiz. Eyvallah. Hangi yayınlardan çıktı hocam? Bir onu da paylaşalım. Otto yayınlarından çıktı. Otto. Eyvallah. Otto'yu. Öğretmenler Günü'ne özel bir ücret reklamı bize de geldi. Yani bu bir iki hafta içerisinde herhalde indirimini alabilecek arkadaşlar. İnşallah sevgili hocam. Emeğinize sağlık. İnşallah öğretmenlerimize okuyarak gençlerimize Peygamberimizi taşıma konusunda inşallah daha güzel kalıcı davranışlarımıza nefsin başta olmak üzere vesile olur duasıyla inşallah giriş yapmış İnşallah. olalım sevgili hocam. Hocam Peygamberimizin bildiğimiz kadarıyla siyeri farklı yönleri var. İşte asker olması, siyasetçi, devlet adamı olması, hakim olması, bazen pazara girip pazarı denetlemesi, öğretmen olması gibi özelliklerini biliyoruz. Burada daha çok öğretmenlik özelliği diğerlerinden birkaç adım önde gözüküyor. Büyük fotoğrafa baktığımız zaman. Yani Darül Erkam'da başlayan sürecin işte Ashab-ı Suffe'de devam etmiş olması ve sembolik anlamda bunları söylüyorum. Bunu biraz konuşalım mı Hüseyin Hocam? Yani diğer özellikleri de eyvallah. Neden eğitim bir peygamber için daha önceliklidir, daha öne çıkan bir özelliktir hocam? Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani diğer mesleklerin yanında öğretmenlik şeklindeki bir tanımlama yanlış olabilir. Çünkü peygamberliğin asıl amacı öğretmenlik zaten. Çok güzel. İnsanlığa hayatı öğretmek, insanlığa dünyayı nasıl yaşayacaklarını öğretme noktasında Cenab-ı Hak
peygamberlerini görevlendirmiştir. Sadece Hazreti Muhammed değil, bütün peygamberler öğretmendirler. Burada öğretmenler aslında peygamberlik mesleğinin yeryüzündeki peygamberlerden sonra en çok temsil edenidir. O yüzden halkımız arasında çok duyarsınız, işte öğretmenlik kutsal bir meslektir derler. Buradaki evet. kutsiyet şundan geliyor. Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz Rab ismi şerifi vardır. Rabbül Alemin deriz. Alemi terbiye eden, alemi eğiten, aleme nizam veren. Alemde her bir varlığın, her bir canlının kendi ekseni etrafında yapması gerekeni öğretendir Cenab-ı Hak. Ama Cenab-ı Hak bu işi bazen insan eliyle, bazen de kendi takdiriyle, kudretiyle yerine getirir. İnsanların eğitimiyle ilgili kısmı insana bırakmıştır. Mesela Rabbül Alemin ifadesinde karıncaların eğitimi vardır, ayın eğitimi vardır, güneşin vardır, toprağın vardır, taşın vardır, ağacın vardır, bitkilerin vardır, gezegenlerin, uzaydaki her varlığın ya da kainattaki işte alem dediğimiz yapı içerisindeki bütün varlıkların eğitimini Cenab-ı Hak Rab ismi şerifiyle kendisi yerine getirir. Ama insanla ilgili kısmını önce gönderdiği peygamberler, daha sonra da o peygamberlerin misyonunu üstlenen insanlar aracılığıyla yerine getirir. Dolayısıyla öğretmenlik hani bir taraftan da öğretmenlik öyle değil. Bunların hepsinin kuşatıcısı olarak öğretmenlik vasfına sahipti. Çünkü kendisi bizzat İbn-i Mace hadisidir. İnneme bu'istu muallime. Ben öğretmen olarak gönderildim. Efendim yine edde beni Rabbi ve ahsene te'bibi. Rabbim beni eğitti. Bir anlamda örnek eğitimci olarak beni donattı ve eğitimimi de güzel yaptı. Edde beni Rabbi ve ahsene te'bibi. Edebimi, benim eğitimi güzel yaptı. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinde Allah size kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Diyor. Yani peygamberin asıl vazifesi, ana görevi öğretmenlidir. Tabii Hazreti Peygamber bunu ekibiyle beraber yapmıştır. Yani öğretmenlik aslında bir ekip işidir. Siz de toplantılarda işte veli bu işin içinde diyorsunuz, okul idarecileri bu işin içinde, öğrencinin bizzat kendisi işin içinde. Peygamber Efendimiz bu manada bir toplumun eğitimi için ekip başlık yapmıştır, yöneticilik yapmıştır ve böylece o bedevi diye tanımladığımız pek çok bilgiden yoksul insanlardan medeni bir toplum, gelecekte pek çok toplumun temelini oluşturabilecek ana ilkelerin kurulduğu bir yapı meydana gelmiştir. Seste sıkıntı mı var sanki? Yok. Ben sesinizi net anlıyorum. Takipçilerimizden de bir olumsuz durum olursa genelde yazıyorlar Hüseyin Hocam. Siz peki burada Peygamberimizin eğitimde öne çıkarttığı temel ilkeleri böyle sıralamak istesek hocam ana başlıklarıyla mümkün mü? Neleri daha çok? Yaşar'dan önce şunu ifade edeyim. Peygamber Efendimiz bizim yazılı kaynaklarımıza göre okur yazar değildi şeklinde geçiyor. Ama okuma yazma bildiğini söyleyen tarihçilerimiz, ilahiyatçılarımız da var. Ama Peygamber Efendimizle ilgili rivayet edilen hadisler, onun yaşam tarzı, onun bize anlattıkları ve eğitim şekli göz önünde bulundurduğunda sanki bizzat kendisinin okuma yazma bilmediği yönündeki görüş daha ağırlıklı. Evet. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Arkadaşlarımızın önemli bir kısmı eğitimi, öğretmenliği, kitap okuma, efendim öğrencilere kitap tavsiye etme, hayatı anlatma, felsefi bir takım bilgiler bilme şeklinde algılıyorlar. Bunların hiçbirisine itirazımız yok. Çünkü hayat bu bilgilerin hepsini kuşatmamızı gerektiriyor. Ama ben şunu hatırlatarak Peygamber Efendimizin başarısının yazıda, efendim yazılı metinlerde değil de daha ziyade tavırlarda olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Bakın, 23 yıllık bir eğitim süresi var Peygamber Efendimiz'e. Peygamberlik süreci.
Ben şu an meslekte 26. yılımı çalışıyorum. Siz belki 23'tesiniz. Öyle tahmin ediyorum. 23, aynı. 24. Benden 1-2 sene sonra başladınız. Doğrudur hocam. Ve birisi size sorsa, işte daha geçen gün Erzurum ilahiyatı bitirmiştik işte filan. Hocalarımızın şeyinden bahsediyoruz. İhsan Süreyya hocamız şu an hasta, kendisine acil şifalar diliyoruz. Ama sorsalar kaç öğretmenim var diye, sayacağım öğretmenler içerisinde ilk 3'e kesin İhsan hocam girer. Belki de bir numaradır. Hocamdan çok yararlandım. Allah şifalar versin. Amin. 23 amin. Yıllık süre içerisinde Peygamber Efendimiz, okuma yazma bilmediğini bildiğimiz Peygamber Efendimiz cehaletle mücadele ediyor. Putperestlikle mücadele ediyor. Ki putperestlik, biz daha insanların muska yazması, muskayla korunmasını engelleyemedik. Bu kadar geniş yelpazede çalışan bir ekip olarak. Ahlaki evet. Çöküntüyle mücadele ediyor. Kabilecilik, ırkçılık, asabiyet dediğimiz o insanları birbirine düşüren ana hastalıkla mücadele ediyor. Kan davasıyla evet. Mücadele ediyor Yaşar Bey. Kan davalarıyla. O zaman insanlar işte kabileden birisi birini öldürdüğünde ölenin tarafları diğerlerinden mutlaka birilerini öldürüyor. Bizim şu an öldürüyorlar. Evet. Ülkemizin bazı yörelerinde de yaygın. Evet. Cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele ediyor. Kadının adı yok. Her ne kadar işte Hazreti Hatice validemiz tüccardı falan diyorsak da sosyal hayatta dünyanın hiçbir yerinde kadın erkekle eşit derecede haklara sahip değildi o dönemde. Sadece Mekke evet. Medine değil, dünyanın hiçbir yerinde. Ve kadını camide cemaat haline getiriyor. Erkeklerle beraber camiye dahil ediyor. Hutbeler evet, okuluyor, onlar dinleniyor, beraber namaz kılıyorlar. Hatta öyle bir duruma geliyor ki, işte Hazreti Ömer hutbeyi okurken bir hanım sahabe itiraz ediyor halifeye. Yani daha önce evet. Esamesi okunmazken Hazreti Peygamber'in öğrettiği eğitimcilik sayesinde, eğitim öğretim uygulamaları sayesinde geliyor caminin merkezine ve halifeyi eleştirebilecek bir özgüvene sahip oluyor. Sahip oluyorlar. Kölelik evet. Denilen kölelik denilen bir müessese vardı o zaman. İnsanlar, gariban insanlar pazarlarda başlarına yular takılarak alınıp satılıyorlar. Peygamber Efendimiz bunlarla mücadele ediyor. İnsan hakları ihlalinin her türlüsü vardı. İçki, fuhuş, faiz gibi olumsuzluklar sosyal hayatın adeta vazgeçilmez parçasıydı. Ki Peygamber evet. Efendimiz'e Mekke döneminde onun davasını engellemek isteyen insanların en çok itirazları kurulu düzene onun karşı gelmesi. Yani evet. Biz bu zamana kadar bizim aklımız yetmiyor muydu? Biz hayatı sensiz yaşayamıyor muyduk? Kim oluyorsun da sen bizim kurulu düzenimize karşı çıkıyorsun? İşte kurulu düzen dediğimiz şeyler de bunlardı. Buradan ben şuraya gelmek istiyorum. Bakın şu an Türkiye'de okumuş o kadar çok insanımız var. Yetişmiş aydınlarımız var. Politikacılarımız var. Dini anlamda eğitim görmüş İmam Hatip mezunlarımız, ilahiyat mezunlarımız. Şu an binlerce kişi İlahiyat Fakültesinde öğrenci okuyor. Bunlar birkaç sene sonra okumuş kesime katılacaklar. Evet. Cemaatlerimiz var, tarikatlarımız var, Kur'an kurslarımız var, camilerimiz var. Efendim 120 bin sayısıyla ifade edilen din görevlerimiz var. Ama bu saydığımız cehaletin önemli bir kısmı hala devam ediyor. Belki putperestlik demek haksızlık olur ama şirk diyebileceğimiz, Cenab-ı Hakk'ın iradesine ortak koşma diyebileceğimiz hastalıkların önemli bir kısmı devam ediyor. Kabilecilik, ırkçılık hala devam ediyor bu çağdaş dünyada, modern dünyada. Ve biz en çok bunun acısını çeken toplumlardan birisiyiz. Güney evet. Doğu sorunu diyoruz, Kürt sorunu diyoruz. Bunun temelinde asabiyet yatıyor. Efendim, ya bir ırkın öne çıkarılma isteği ya da bir ırkın inkarı bu tür sonuçları doğuruyor. Kan davaları eskisi kadar olmasa da hala devam ediyor. Cinsiyet ayrımcılığı hala devam ediyor. Yani öyle insanlar var ki Kadın ve Camiler diye bir kitap yazdım. Hazreti Peygamber döneminden günümüze Kadınlar ve Camiler diye bir kitap yazdım. Evet. Evet arkadaşlar, hocam sanki erkeklere yer bulduk da camide. Kadınlara mı sıra geldi diyerek. Oysa evet. Şu an İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin %70'i 80'i bayan oldu. Biliyorsunuz.
Evet. Bu insanlar hala ayrımcılık veriyor, camide yoklar, ibadetlerin yani toplu ibadetlerde yoklar. Erkeklerin müsaade ettiği kadar Müslümanlıklarını yaşıyorlar. Kölelik belki asr-ı saadet dönemindeki ya da Hazreti Peygamber'den önceki dönemdeki gibi alınıp satılma şeklinde yok ama o dönemdeki kölelerin haklarına bile sahip olmayan toplum kesimleri var. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünyanın değişik kölelerinde bakarsan. İnsan hakları ihlali hala televizyonlarda biraz sonra gidin bakın mesela CNN'e, Habertürk'e konuşulan en çok konulardan birisi adalet meselesi. İnsanların temel hak ve hukukunun konuşulması meselesi. İçki, faiz bunları söylemeye zaten gerek yok. Takdir edersiniz. Şuraya gelmek istiyorum. Buyurun yani hocam. Mesele özgüvenle çalışmak, cesaretli olmak, yürekten sevmek, bu kadar hatalarla, bu kadar çürümüşlükle mücadele etmek için öğretmenlerin sadece yazı kağıt kalemle değil, yürekleriyle ortaya çıkmaları lazım. Bana sorsan ki hocam, Hazreti Peygamber'in öğretmenliğini günümüzdeki öğretmenlerden ayıran en temel vasıf nedir? Yüreğiyle ortaya çıkması, insanların gönlüne hitap etmesi. Çok İsterseniz güzel. Onlardan bahsedeyim. Sorumuz var hocam. O sorumuzu erken almış olalım. Böyle bir sorumuz, benzeri içerikli bir sorumuz vardır. İsterseniz soruyu nasıl orijinal... soracaktın sen onu? Şöyle soracaktım hocam. Günlük öğretmenleri takip ettiğiniz, gördüğünüz kadarıyla bir akademisyen olarak Efendimiz'den en çok ilham almamız gereken, eksiklerimizi telafi edecek yön nedir? Diye soracaktım hocam. Çok güzel. Çok güzel. Buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in öğretmenliğini anlatırken Ahzab suresi 21'de şöyle diyor Cenab-ı Hak. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ Sizin aranızdan şerefli bir peygamber çıktı. عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ Sizin başınıza gelen sıkıntılardan üzüntü duyan bir peygamberdir. Sizin üzerinize de tir tir titrer. Bil müminine ravufur rahim. Müminlere karşı da gözetleyicidir, merhametlidir, kuşatıcıdır. Şimdi bu ayetin içerisine baktığımız zaman yarıya kadar olan kısım bütün insanlarla ilgili. Yani Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i bütün aleme, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olarak görevlendirmiş bir insan. Müslümanlar kısmıyla ilgili daha sonrası gelmiştir. Raufun aleykum bil müminine raufun rahim. Müminlere karşı da ayrıca ekstra merhametlidir. Bu ayetin bize yansıttığı şudur. Peygamber Efendimizin insanlar nezdinde bu kadar itibar görmesi 23 yıl gibi bir süre içerisinde dünya tarihinde eşine benzerine rastlanmadık bir inkılabı gerçekleştirmesidir. Bu inkılap birilerinin yaptığı gibi işte gece silahlanıp sabahleyin devlet ele geçirme değil. Bir fikir örerek, tabiri caizse adım adım insanları bulunduğu yerden daha öteye götürerek kimlerle yapıyor bunu şu an? Şu sizin yaptığınız programda bizi dinleyen insanların sayısı kadar bile yetişmiş insan yok yanında. En tecrübelilerden birisi Hazreti Ebu Bekir. O da Peygamber Efendimiz'in arkadaşı. Filozof değil, yazar değil, gazeteci değil, herhangi bir üniversite mezunu değil. Hazreti Hatice ticaretle uğraşıyor ama günümüz insanlarıyla mukayese ettiğinde herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmuş değil. Bilal'i sorarsanız zaten gariban bir insan. Hazreti Ali çocuk. Yani bunları bu toplumun özünü oluşturabilecek parçaları yüreğiyle hemhal ediyor, onları birleştiriyor, kenetliyor ve oradan yola çıkarak. Yani bir anlamda Peygamber Efendimiz gönülleri fethederek efendim bu bahsettiğimiz fikri inkılabı, fikri inkişafı gerçekleştirmiş oluyor. Ve onun hayatında güzel örnekler var.
Andolsun Resulullah'ta sizin için güzel örnekler vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz, şey, Cenab-ı Hak. Yani onun üzerinde bir insanlığın sahip olması gereken vasıfları Cenab-ı Hak ona veriyor. O da bu vasıfları insanlığa göstererek toplumu eğitmeye çalışıyor. Tabii bunun başlangıcında şunu söylemek lazım. Öğretmenin belki de birinci vasfı güven vermesidir. Hitap ettiği insanlara güven vermesidir. Dürüst olmasıdır yani. Sözüyle eylemlerinin birebir örtüşmesidir. Peygamber Efendimiz'e dürüstlük lakabı, ki Arapçası el-emindir, müşrikler tarafından verilmiştir. Seven sevmeyen, tanıyan tanımayan, onun hakkında bilgi sahibi olan herkes onun dürüstlüğünden bir kere şüphe etmemiştir. Fakat mesele dini tebliğe geldiğinde, Cenab-ı Hakk'ın dinine davet söz konusu olduğunda nefislerine ağır gelince onun dürüstlüğüne yine söz söylememişler. Ama farklı yorumlar getirmişler. Demişler ki hadi bari cin çarptı demişler. Kafayı üşüttü demişler. Efendim yine sahtekar dememişler, yalancı dememişler, diyemezler. Çünkü diyememişler, evet. Öyle bir sözü kendi kalplerine, kendi gönüllerine kabul ettiremezler. O zaman buradan şuraya geçebiliriz. Öğretmenin birinci vasfı dürüst olmak. Söylediği sözlerle insanların gönlüne girebilmek. İkincisi sabır. Benim Peygamber Efendimiz'in hayatında gördüğüm en önemli öğretmenlik vasıflarından birisi sabır. Sabırlı bir insan. Başına eza cefa geldiğinde hemen heyecanlanıp efendim bir telaşa kapılıp o yürütmek üzere olduğu projesinden vazgeçmiyor. Devam ediyor. Zaman zaman Cenab-ı Hak Cebrail vasıtasıyla teselli ediyor ama bazen de kendi dirayetini kullanıyor ve sabrediyor. Hatırlarsınız Senetül Hüzün diye Hazreti Hatice'nin ve Hazreti Ebu Bekir'in amcası Ebu Talib'in vefat ettiği sene var. Senetül Hüzün. O sene Peygamber Efendimiz dini tebliğ noktasında bir durağanlık yaşıyor. Yani kendisi çalışıyor, anlatıyor ama insanların geri dönüşü, bu tebliğe verdikleri cevap önceki seneler kadar verimli olmuyor. İşte orada Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i teselli ediyor. Diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمِنَ مَنْ فِي الْاَرْضُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Eğer Allah dileseydi yeryüzündeki herkes iman eden insan olurdu. Ama Allah böyle istemedi. Durum böyleyken senin strese girmene, üzülmene, insanları zorlamana gerek yok. Buradan biz günümüzle ilgili şunu çıkarabiliriz. Öğretmenlerle ben çok oturup kalkan bir kardeşinizim. Sivas'ta olsanız muhtemelen haftada bir sizinle de görüşme şansınız olur. Buradaki sendikada çalışan arkadaşlarımız, öğretmen gruplarımız, işte Dil ve Edebiyat Derneği mensupları falan sürekli beraberiz. Gördüğüm eksiklik şu. Bu toplumla ilgili ümitleri yok. Yaşar Bey, yanlış söylüyorsam beni uyar. Hocam bu nesilden adam olmaz diyor. Bu yanlış bir şey. Biz bir defa güvenimizi diri tutmamız lazım. Bizim için başka bir nesil olmayacak. Kaldı ki bu nesil dediğimiz bizi taklit eden insanlar. Yani bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz, geriden gelen insanlar sanki biz böyle bulutların üzerinde efendim güllük gülistanlık bir ortamda yaşıyoruz da bunlar dünyayı bozuyorlar. Öyle bir şey yok. Onlar bizden öğrendiklerini yaşıyorlar. Dolayısıyla yeni nesille ilgili ümitsizlik değil. Kendimizi düzeltip onların yolunu aşmamız lazım. Çok güzel. Bu noktada ciddi bir zafiyetimiz var. Sabır dedik. Sabır mücadeleden vazgeçmek, sıkıntılara katlanmak değil. Sabır mücadeleyi devam ettirirken zorluklara göğüs germek. Birisi bize işkence, efendim sabrediyorum, boynumu büktüm. Öyle değil. Yapılması gerekeni yapıp kenarda durmamaktır sabır. Bakın bir ayet var. Bu ayet beni çok sarsar. Em hasibtum en tedhulul cennete velemme ye'tikum metelul lezine felev min gablikum. Siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Messethumul be'se'u vedderra'u vezuzilu. Onların başına öyle eza cefalar, öyle sıkıntılar, öyle musibetler
başlarına bela oldu ki. Hatta yabûle rasûl vellezîne âmenû mâh. Rasûl ve beraberindekiler şöyle dediler. Yeter Nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Allah aşkına düşünün. Şu an bizim yaşadığımız ortamda dini tebliğ eden insanlar, dini yaşamaya çalışan, insanlara öğretmenlik yapan insanlar böyle bir sıkıntıya, nerede Allah'ın yardımı diyebilecek bir sıkıntıya düştüler mi? Bizim yaşadığımız dönemde olmadı. Evet. Dolayısıyla buradaki sabır işkenceye sabır değil, dava adamı olma noktasında kendimizi yoğunlaştırmaya sabır cinsinden olmalıdır. Ve şu an dini tebliğ eden insanlar hem toplumda el üstünde tutuluyor hem maddi olarak da durumları iyi. Evet. Allah da destekliyor, millet de destekliyor. Böyle bir ortamda tutup bizim efendim gençlikte ümit yok filan dememiz doğru değil. Kaldı ki şu an bizim materyalimiz olan insan, hedefimiz olan insan Hazreti Peygamber dönemindeki insanlarla kıyas götüremeyecek kadar daha iyi durumdalar. Evet. Yani şu an bizde şirk denilen şey yok gibi. Yani bir takım şirk denilebilecek davranışlar var ama gidip insanlar taşa, ağaca şuna buna tapmıyorlar en azından. Bu güzel bir şey. Yani İşte kan davalarıyla ilgili bir şey anlattığınız zaman gençler bizi daha iyi anlıyor. Büyüklere göre daha iyi anlıyor. Dolayısıyla burada bizim eksik olduğumuz şeylerden birisi samimiyet. Biz günü gün etme peşindeyiz. Oysa samimi olmak ve hedeflerimize kilitlenmemiz lazım. Peygamber Efendimiz'in öğretmenliği böyle hani kimsenin bilemeyeceği efendim kitapta defterde yazmayan cinsten değil. Her birimize yakın gelen kavramlarla biz onu tanıyabiliriz. Mesela en büyük başarısından birisi güler yüzlü olması peygamberin. Allah aşkına güler yüz göstermenin maddi bir bedeli var mı? Yok. Ama bir bakıyorsunuz Müslüman asık suratlı. Yüzüne bakan sırtını dönmek istiyor. Kendisi Müslüman kurtulmuş diğerlerini sapık olarak görüyor. Böyle bir şey yok. Güler yüz göstereceğiz. Peygamber Efendimiz en zalim insanlarla da tanıştığında mesela sorardı kimsiniz siz? Beni Temim oğullarından. Diyelim ki o Temim oğulları yani bunu bilerek söylemiyorum. Misal olarak söylüyorum. Peygamber Efendimiz'e de belki en çok düşmanlık etmiş bir kavimdi. Fazileli. O hemen şunu söyler. Temim oğulları çok iyi at binerler. Yani onların hoşuna gidebileceği bir cümleyle tatip eder. Yani zalimler içerisinde de hani çok iyi silah kullanır demek gibi bir şey. Dolayısıyla şunu demek istiyoruz. İnsanlara yüzümüzü sırtımızı dönerek değil, onlarla yüzleşerek, onların yanına giderek, onların gönüllerine girerek biz bu meseleyi halledebiliriz. Bir diğer özelliği affedici bir insandır. Güzel. Bu affedicilik hem Müslüman olmadan önce tarihte insanların yaşam sürecinde içerisine düştükleri, battıkları durumu da gösteriyor. Hem de Peygamber Efendimiz'in arkadaşı olduktan sonra yaptığı bir takım hataları Peygamber Efendimiz'in affetmesi şeklinde de teselli. Yani bir taraftan eski kusurlarını Peygamber Efendimiz görmüyor. Sen tarihte şunu yaptın, bunu yaptın, bizim adamımız olamazsın, sen kimsin filan. Bunu söylerken şimdi evet. Günümüz insanların kriterlerine bakıyorum. Mesela bizi dinleyen arkadaşlarımızdan birisi dese ki mesela ben okul müdürü olmak istiyorum. Neyse bas bir talep normalde. Müdürlük önemli de. Evet. Bu insanı araştırırlar. Arkadaşları kim? Hangi sendikaya kayıtlı? Nereyi bitirmiş? Efendim hangi hocanın kitaplarını okuyor? Ama Peygamber Efendimiz öyle demiyordu. O insanları çağırıyordu. İnsanların geçmişiyle değil, geleceklerine odaklanıyordu. Affediciydi. Kusurlar varsa insanları onu görmezdi. Böyle bir insandı. Ve Cenab-ı Hak onun bu özelliğini şöyle tanımlıyordu. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لُنْتَ لَهُمْ Sen Allah'tan bir rahmet olarak insanlara karşı yumuşak davrandın. Onlar gibi yaşadın, onlar gibi oldun, güler yüz gösterdin. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَظُّ بِالْحَوْلِكِ
Eğer sen kaba birisi olsaydın, katı yürekli birisi olsaydın, kimse senin etrafında toplanmazdı. Şimdi İhsan hocamızı az önce örnek verdik. İhsan hocanın derslerini hatırla, güler yüzle gelir böyle şirin bir şekilde. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam hocam. Oturuyoruz. Ondan sonra başlar İslam tarihi ve ben onun iki sene öğrenciliğini yaptım. Yani iki sene bize derse geldi. Herhangi bir öğrenci azarladığını, kızdığını, hatta hatırlarsınız diğer derslerde sınav olurken o kiç amfisi vardı şeyde Erzurum'da. 4-5 gözetmen olurdu böyle. İhsan Hoca gözetmenleri gönderirdi. Yani benim öğrencilerim kopya çekmez. İşinize gücünüze bakın derdi. Hakikaten biz de çekmezdik. Yani burada satır aralarını iyi yakalamak lazım. Güven duymak, insanlara güven vermek. Sen bu işi yaparsın, sen dürüstsün demek. Ama günümüzde öyle mi? Bakıyoruz hep olumsuzluk aranıyor. Hep negatiflik aranıyor. Ve böyle olunca da efendim öğretmenlik başarılarımızla bocalayıp duruyoruz. Sürekli ben konuşmuş olmayayım. Ara sıra siz ve soru sormak isteyen arkadaşlar olursa ben de bu ara bir şöyle bir su içeyim. Tamam. Buyurun siz suyunuzu için Hüseyin abi. Şunu merak ettim siz konuşurken. Efendimizin tebessümüyle, güler yüzüyle öne çıktığını bilmemize rağmen dini gelenekte tırnak içi söylüyorum Hüseyin hocam. Sanki böyle asık suratlı olmak, böyle ağır ağır abilik yapmak, işte hani kaşıyla ortamı yönetmek, böyle tafra yapmak dindarlıkmış gibi bir algı var Hüseyin hocam. Yani bu nereden türetilmiş? Kim türetmiş böyle bir şey? Yani hani bunun benzer bir örneği şeyde var. İşte Peygamberimiz torunlarını bile omuzuna alıp hutbeye çıkarken çocuklarımıza dokunmamak, onu büyüklerimizin yanında sevmenin bile ayıplandığı başka bir yanlışa evrilmiş. Böyle bir başka da gelenek var. Yani bunlarla nasıl ayırt edeceğiz? İnsanlarımız doğruya, işin kaynağına nasıl ulaşacaklar? Hüseyin hocam bu konuda biraz aydınlatsanız. Şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimizin yetiştiği ortamda da bir insan liderse onun böyle bir duruşu bir şeyi vardır. Ama bu geleneği Peygamber Efendimiz bozmuştur. Güler yüz göstererek bozmuştur. Bir gün sahabesiyle beraber otururken sizin de malumunuzdur. Peygamber Efendimizin torunları, mahallenin çocukları işte kimi başına çıkıyor, kimi omuzuna, kimi dizlerinde filan. O mecliste bulunan o toplumun ileri gelenlerinden birisi etukabbilûne sibyânekum ve mâ nukabbilûhum. Siz diyor böyle çoluk çocuğu böyle öper misiniz? Bu ne biçim iş yani? Sen ne biçim peygambersin demeyi getiriyor. Evet. Peygamber Efendimiz ona cevap veriyor. Diyor ki eve emlikü leke emneze Allahu min kalbike rahme. Allah senin kalbinden merhameti söküp aldıysa ben ne yapabilirim? Men la yerhamin nas la yerhamdullah. Kim ki insanlara merhamet etmez, sevgi göstermezse Allah'tan da onun sevgi göreceğini beklemeyelim demiş oluyor. Şunu demek istiyoruz. Arkadaşlar İslam güçle değil gönülle yayılmıştır. Bu cümlenin altını çiziyorum. Şu an bizim Müslümanlığımız güç gösterisi. Biz güçlüyüz, biz de varız, biz de geldik. Öyle değil. Canım kardeşim, şu zamana kadar belli yanlışlıklar oldu ama bu işin doğrusu gibi. Doğrusunu bir de benden dinle, bir de benden gör. Yani yine tevazuyu elden bırakmamak. Allah bize hangi iktidarı, hangi gücü, kuvveti, kudreti verirse versin, insanlığımızı, tevazumuzu, mütevaziliğimizi, insanlara değerli gelen hasletlerimizi korumamız lazım. Evet. Aksi halde Allah'a bunun hesabını veremeyiz. Şu an bizim öğretmenlik anlayışımızdaki otoriter tutum bu söylediğim cümlelere yabancı. Ben öğretmenim. Ben sınıfa girdiğim zaman konuşmayacaksınız. Lütfen elinizi kaldırın filan. Onun yerine ne var ne yok arkadaşlar. Nasılsınız canım? Çocuklar bugün nasılsınız? Şeklinde girse inanın o dersin nasıl geçtiğini öğretmen de anlamaz, öğrenci de anlamaz. Ama ben öğretmenim. Beni tanıyacaksın, beni sayacaksın şeklinde başlayınca hele bir de hatırlarsınız bazı hocalarımız var. Sınıfı herkes ayağa kalkar. O böyle bakar arkada oturan falan var mı? Herkes ayağa kalktı. Oturdu. Oturduk biz de.
Ne o bizi severdi, ne biz onu severdik. Ama hocalarımız adında, hocalarımız arasında isimleri geçmiyor. İhsan Hoca geçiyor, Mustafa Arman Hoca geçiyor. Niye? Bunlar bizim gibi insanlar, bizi biz gibi görürlerdi. Evet. Dolayısıyla burada öğretmenin bir gönül işi olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Zaten Cenab-ı Hak Enbiya suresinde şöyle buyuruyor, estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Rahmet kelimesinin sözlük manasına bakın, karşısında sevgi yazar, dostluk yazar, güven yazar, yumuşaklık yazar, yumuşak huyluk yazar, kuşatma yazar, acıma yazar. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz'i iyi tanıdığımızda, onun insanlara bu kısa sürede, 23 yıl gibi kısa bir sürede nereden nereye götürdüğünü iyi analiz ettiğimizde belki çok kitap okumadan, az bilgiyle biz bu işi daha iyi başaracağız. Yani burada anahtar kelime gönül, gönüllere dokunma sanırım Hüseyin Hocam öne çıkarttınız herhalde. Yani kesinlikle. Samimi o, yani işin tabii ki teknik tarafları birazdan soracaktım. Efendimizin kullandığı yöntemlere dair de bir sorumuz vardı ama işin ana gövdesinde samimiyet ve hasbilik vardır. Ötekiler bunun tamamlayıcı unsuru olarak gözüküyor Hüseyin Hocam. Abi mesela Hac suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Üdu ila sebi rabbike bil hikmeti vel mevzatil hasene. İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Az evet. önce saydığımız şeyler bunlara ters değil ama az önceki hasbiliğin içini bunlar dolduruyor. Hikmet dediğimiz şey insanların zihnine hitap etmek, aklına hitap etmek. Konuşurken bu adam biliyor, bu adam doğru konuşuyor. Bunun konuştukları bana mantıklı geliyor. Aklım kabul ediyor diyecek. Yetmiyor, bir de gönlüne girmek lazım. Hikmet, aklı yatıştıran, aklı yönlendiren, akla hoş gelen, aklın makul bulduğu bilgi. Bu olacak. Bunun için fizik okuyabiliriz, kimya okuyabiliriz, matematik okuyabiliriz. Hayatı anlatmaya çalışan sosyoloji okuyabiliriz, psikoloji okuyabiliriz, tarih okuyabiliriz. Bunların hepsi hikmet bilgisidir. Ama bu yetmez. Vel mevzatil hasene. Güzel söz, insanların hoşuna giden, gönlünü okşayan, gönlüne hoş gelen söz oldukça önemli. Müsaade ederseniz bu konuyla ilgili bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Memnuniyetle Bundan hocam, buyurun. 5-6 sene önce, 5-6 sene önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde rektör yardımcısı iken cezaevinden bir yazı geldi üniversitemize. İşte bir hoca böyle birlikte yaşama kültürüyle ilgili bize bir sunum yapsın diye. Ben de bu konularla ilgili çalışıyorum. Rektör bey dedi ki bunu sen iyi yaparsın dedi. Olur dedik, Sivas kapalı cezaevine gitti. Adamlar zaten birlikte yaşıyorlar. Başka şansları yok. Evet. Ama herhalde hayata atıldıklarında cezaları bittikten sonra hani birbirinin yemesin, tüketmesinler diye böyle bir konu düşünülmüştü. Azizim biz gittik. Kendileri davet etmiş olmasına rağmen tepeden tırnağa beni aradılar. Ya dedim siz davet ettiniz yoksa geri dönün. Yok hocam buranın usulü böyle dediler. Sizden önce işte başsavcı geldi onu da aradık dediler. Öyle olacak evet. Tamam. Çoraplarımı da kadar çıkardım. Neyse içeri girdik. Üst katta Diyanet'in hapishane vaizi bir arkadaş var Saffet Hoca. Onun odasına gittik. Saffet Hoca dedi ki hocam bu mahkumlar içerisinde dedi PKK'lı teröristler var. Hizbullah örgütüne mensup olanlar var. Anasını, evet. babasını, kardeşini öldürmüş katiller var. Enses ilişki dediğimiz kendi ailesinin fertlerine tecavüzde bulunmuş sapık insanlar var. Hırsızlar var. Çeteciler var. Ağır ceza değil de sıradan evet. suçluları oraya koymuyorlar. Ve dedi bunlar çok agresifler. 20 dakikadan fazla konuşma hocam dedi ve beni jandarmalar geldi aldı götürdüler konuşma yapacağım yere. Gittim evet. bu mahkemeye giden arkadaşlar bilir, gitmeyenler de televizyonda filmlerde izlemişlerdir. Böyle büyükçe bir platform. Platformun üstüne bir sandalye, bir masa koymuşlar.
benim konuşma yerim orası. Platformdan benim konuşmamı dinleyecek mahkumların arasına kadar bir 25-30 metrelik bir ara var. Boşluk var. Orada da jandarmalar var. Evet. Şerit değil. Boşluk. He, jandarmalar ayakta duruyorlar. Omuzlarında dipçikler filan, silah. Orada da mahkumlar oturuyor. Kenarda yine jandarma var. Yani 50 kişi beni dinleyecek. 20 civarında jandarma var. O mahkumların oturduğu yerin önünde de hapishane görevlileri var. Oranın müdür yardımcısı, sorumlu insanlar. Beni misafir eden, davet eden kişiler. Şimdi ben yukarıya bir çıktım, mahkumlar aşağıda. Bir taraftan Saffet Hoca'nın bana anlattıkları gözümün canlandı. Önüne geliyor. Hafif böyle ürker gibi oluyorum. Bir de o manzarayı görünce. Bir taraftan iletişim açısından olaya bakıyorum. Arada 25 mesafe olursa siz konuşamazsınız. Evet. Şimdi aramız yarım metre de ondan böyle rahat konuşuyoruz. Efendim ben mikrofonu aldım. Selamlama konuşmamı yaptıktan sonra hapishane yöneticilerine dedim ki müsaade ederseniz ben bu kardeşlerimin, bu canlarımın, bu güzel insanların arasında konuşmak istiyorum. Şimdi Saffet Hoca'nın söyledikleriyle benim söylediğim cümleler örtüşmüyorum. Evet. Kardeşlerimin yanında konuşmak istiyorum. Dostlarımla hemhal olmak, onlara dokunmak istiyorum. Öyle deyince zaten mahkumlar bizi alkışladılar, saygıyla karşıladılar. O asık suratlar birden gülümsemeye başladı. Ve onlar kendi aralarında istişare ettiler, benim inmeme müsaade ettiler. Ben gittim. Elimde mikrofon, seyyar mikrofon. Bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan kimisinin sakalını okşuyorum. Kimisinin bıyığıyla böyle espri yapıyorum. Elimi öbürünün omuzuna atıyorum. Ve inanır mısınız? 20 dakika dedim ki 20 dakika bitti. Siz bu kadar olur mu hocam dedim. Biz orada 1,5 saat dost olduk, muhabbet olduk. Sohbet bitti, etrafımı sardılar. Kimisi diyor ben yüksek lisans yapmak istiyorum. Kimisi diyor ben Kur'an öğrenmek istiyorum, bana Kur'an gönder. Hepsini yazdım böyle şey gibi. Talepleri neyse, kimisine dilekçe verdik, başsavcılığa bunlar yüksek lisans yapsınlar diye. Kimisine efendim Kur'an-ı Kerim gönderdik, okunacak kitaplar, bir muhabbet bir muhabbet. Şunu demek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde eğitime kapalı insan yok. Çünkü Allah fıtratımıza eğitimi algılama yeteneğiyle bizi var etmiş. Biz eğitilebilir insanlarız. Yani insan düşünen varlıktır falan diyor ya, insan eğitilebilen varlık. Diğer varlıklar programlıdır. Onlara bir şey yaptıramazsınız. Mesela en çok eğitilen varlıklar bizim kangal köpeklerdir. 300 kelimeden fazla kelime öğrenemezler. Ama sıradan bir insanı alın, onu filozof yapar. Böyle bir gelişme yeteneği olan. Arılar mesela, arılar belki bütün canlıların gıpta ettiği bir sanatın icracısıdırlar. Ama dünya kurulduğunda arılar balı nasıl yapıyorsa hala aynı teknikle yapıyorlar. Gidiyor her çiçekten, sadece önüne işte sahipleri şeker koyarsa şekerden de bal yapabiliyor. Ama teknikleri aynı. Geliştirmediler. Ama insan öyle değil. İnsan ilkel hayat tarzından modern hayat tarzına, efendim barakalardan gökdelenlere kadar bazen olumlu bazen olumsuz. İşte kılıç kalkandan atom silahlarına kadar her şeyi yapabilen yetenekte. Bunu pozitif olalım diye söylüyorum. Yani elimizde Cenab-ı Hakk'ın bize bir nimeti, toplumun bir emaneti olarak verilen genç nesil, eğer Peygamber Efendimiz'in yaptığı yöntemler uygulanarak onlara yaklaşılırsa biz daha güzel bir dünyada, daha müreffeh bir hayatı birlikte icra etme şansına sahibiz. İnşallah. Hocam ben insicam bozulmasın diye hoş dinliyorum. Çok güzel. Bir selam ben vardı. Ben de hatta konuşan olmamak için ara sıra nefes alıyorum. Buyurun. Tamam, siz suyunuzu yudumlayın. Kazakistan'dan diş hekimliğinden bir dostunuzun selamı vardı. Yukarıda kaldı selam ama selamınızı ulaştırmış olalım. Bir daha canlı Aleyküm yayın. Kerem, soyadı... Kerem hocadır. Kazakistan'da Kerem Engin Akpınar hocadır. Eyvallah. Eyvallah hocam. Kısaltmayı değilsin. Üniversitemizin kıymetli değerlerindendir. Ben de ona selam ediyorum.
Eyvallah. Ben de selamı ulaştırmış olayım. Allah kolaylıklar versin sevgili hocamıza da. Allah razı olsun. Hüseyin hocam, şöyle bir merak ettiğim, şahsen de merak ettiğim bir soru. Sizin öğrencilik yıllarınızdaki öğretmen profiliyle şu anda sizin akademisyen ve öğretmen olduğunuz, eğitici olduğunuz öğretmen profilini bir analiz etmenizi rica etsem. Yani dün öğretmenlerimizin kaygıları daha farklıydı, daha hasbi, daha hayata dokunan, ne diyelim, işte bizi mesela Yahyalı için söylüyorum, Yahyalı kapalı bir bölge olmasına rağmen dönemin şartları içerisinde öğretmenlerimiz bizi mahallede de işte gittiğimiz bir kıraathanede de bir kafeteryada da takip edip bizi nasıl söyleyelim, Ziyaret ediyorlar. sadece dersi 40 dakikayla sınırlı tutmayan, 40 dakikam bitsin de ne olursa olsun hani bana ne demeyen öğretmenlerimiz vardı. Evet, biraz serttiler belki. Tarzları biraz o an için, ya gençliğimizden dolayı can yakıcı, biraz daha ne diyelim, tepkisel olabiliyorduk belki, ama şimdi geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten hayatımıza dokunan insanlar olduklarını görüyoruz. Yani günümüze bunu transfer ettiğimizde imkanlar daha fazla, teknoloji daha fazla, akıllı tahtalar, slaytlar, işte ne diyeyim, biraz önce bahsettiniz bu konuya bir işaret buyurdunuz. Ama o ruhun kaybolduğunu, azaldığını gözlemliyoruz. Ne dersiniz Hüseyin hocam? Ben yaptığınız gözlemin doğru isabetli olduğunu düşünüyorum ama şunu da teslim etmek lazım. Günümüzde de o bahsettiğiniz öğretmenlik tarzını sürdüren arkadaşlarımız var. Ben çok gezen bir kardeşinizim. Geçen hafta Karadeniz'deydim. Ondan sonra Sivas'ta gitmediğim ilçe kalmamıştır. İşte Tokat, Amasya, Maşallah. Erzincan, oralarda çok gezmişizdir. Gittiğimiz yerlerde ben görüyorum. Hatta benim idealim böyle bir ilçede öğretmenlik yapmak. Ama bu öğretmenliği de böyle doya doya yapmak. Öğrencilerle ilgilenmek, onların evlerine gidip o isli sobalardaki demliklerden çay içmek, efendim çayı onlardan içmek, meyveyi benim götürmem falan şeklinde bir hayalim vardı. Onu kısmen üniversitenin o ilk yıllarında yaptık ama daha sonra pandemiden önce, tabii pandemi last değil, öncesini söyleyeyim. İnsanlar gittikçe eski misafirperverliği, eski dostluğu, eski o hasbiliği yavaş yavaş unuttu. Ama bunun ötesinde bakıyorsunuz teknik olarak çok gelişmiş. Mesela ben kendi yetiştirdiğim doktora öğrencisinin tez savunmasını izlerken ümitleniyorum. Diyorum ki bazı alanlarda ileri gidiyoruz. İşte kullanılan alet, edevat, bilgisayar teknolojisi vesaire filan ama kaybettiğimiz ya da ihmal ettiğimiz, unutmaya yüz tuttuğumuz şeylerden birisi insani ilişkiler dediğimiz komşuluk, arkadaşlık, dostluk, yakınlık. Bunu ihmal etmemek lazım. Teknoloji her şey değildir. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran bir unsurdur ama insanlığımızdan da bizi uzaklaştıran bir unsurdur. Teknoloji insanlığımızdan bizi uzaklaştırmayacak bir alet olarak kullanırsak, işte sizin şu an yaptığınız bunun bir örneği. Evet, insanlar televizyonda şurada burada izleme imkanı varken siz Hüseyin hocanızı getirdiniz, arkadaşların yanına diktiniz. Bu teknolojinin insani ilişkilere sağladığı bir destektir. Ama bazıları televizyonun, internetin esiri olarak yanı başındaki insanların ziyareti, onların çayını içmesini, onlara çay ikram etmesini unutur vaziyette. Zaman zaman biz fakültedeki arkadaşlarla çarşıda, pazarda karşılaşırız. Ya hocam eskiden neydi öyle filan deriz. Bizim şimdi Sivas İlahiyat Fakültesi yeni kuruluyor. Sabahleyin saat 9'da filan okula gideriz. Öğlen yemek aşamasında denir ki arkadaşlar işte Yaşar Çıraklı diye bir hocamız İslam tarihinden asistan olmuş. Öğleden sonra saat 2'de Ulu Cami'nin önünde buluşuyoruz. Onun evini taşıyacağız. Kamyon geliyor, biz gidip taşıyoruz. Daha Yaşar Hoca'yı tanımıyoruz, görmemişiz. Tabii biz onun evini taşıyınca geliyor, bakıyor ya bunlar ne iyi ilahiyat hocaları filan. Ondan sonra et ekmek yaptırıyoruz birlikte. Ev düzene girince yaptığı ilginç bizi davet etmek oluyor. Sonra çocuklar, hanımlar tanışıyorlar. Biz onlara, onlar bize böyle bir muhabbet vardı.
Ama bu Evet. son 8-10 yıldır insanlar bu tür örf adetlerden, geleneklerden giderek uzaklaştı. Artık kendi çocuklarımıza bu duygu ve düşünceyi nasıl koruruz, nasıl muhafaza ederiz, onun kaygısına düşer. İşte Peygamber Efendimiz'i başarılı kılan şeylerden birisi insanların kendi yanında rahat ettiği bir lider olması. Biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret edince yaptığı ilk iş cami inşa etmek oldu. Orada insanları topladı, garibanların geçimiyle ilgilendi. Zenginleri çağırdı, dedi ki sizin falanla kardeş ilan ediyorum. Siz ikiniz kardeşsiniz. Beraber bağda bahçede çalışacaksınız. Boş zamanlarınızda da gelip burada benim sohbetlerimi dinleyeceksiniz. İkiniz de Evet. kazanacaksınız, ikiniz de mutlu olacaksınız. Günümüzde bunun örneği çok zor. Yine de biz yardımlaşma konusunda, birbirimize destek olma konusunda dünyadaki en iyi toplumuz. En iyilerden biriyiz demiyorum, en iyi toplumuz. Çünkü şu pandemi sürecinde ülke olarak yapıp Evet. ettiklerimiz, efendim ekonomik olarak çok iyi durumda olmamamıza rağmen sosyal devlet anlayışının insanlara kol kanat germesi, bu pandemi sürecinde insanların yardımlaşması, dünyanın herhangi bir yerinde bir mazlumun yarasına topyekun koştuğumuz insan hakları dernekleri, sivil toplum örgütleri ve adeta yardımlaşma konusunda, paylaşma konusunda dünyaya örnek olan bir nesiniz. Ama Elhamdülillah. mesele birbirimizle geçinmeye geldiğinde bunu tam iyi başaramıyoruz. Halbuki böyle kenetlenmiş bir millet olsak, inanır mısın, dünyanın tam da aradığı bir toplum olmaya namzetiz. İnşallah bu ideale kilitlenelim. Ümitsiz olmayalım. Peygamber Efendimiz kıt kanaat imkanlarla Arap çöllerinde, Arabistan çöllerinde bu gariban insanları belli dava etrafında nasıl birleştirip kenetlendiyse bu bize örnek olmalı. Bizim için bir açılım olmalı. Ve bu bizi dinleyen ve daha dinleyecek olan öğretmenler nesilleri sağlam yaparak bu dünyaya örnek olma idealimizi inşallah gerçekleştirecekler. İnşallah bu hem bu duaya kabili olarak amin diyelim hocam, dua makamında, hem de Efendimizin hayatından ilham alarak anlattığınız bu perspektif içerisinde inşallah gençlerle iletişim kurarken, derslerimize girerken daha çok gayret göstermeye vesile olsun İnşallah. duasıyla. Hüseyin hocam, bir soru da aklıma gelen, şu anda ani gelen bir soru olarak soruyorum. Son 7-8 yıl dediniz de, yani Türkiye'deki biraz özgürlüklerin genişlemiş olması, hani eskideki haksızlıklar, zulümler bizi biraz canlı tutuyordu, diri tutuyordu. İşte fakültelerin önünde başörtüsü eylemleri, işte Kur'an kurslarımıza yapılan fiili müdahaleler, okullarımıza yapılan sanki bizi biraz daha kenetliyordu. Ama özgürlüklerin çoğalmış olması, bizim biraz ekonomik gücümüzün toplumsal alanda artmış olması sanki manevi değerlerimize olan ilgimizi azalttı gibi mi biraz? Yani kısmen onun faydası şeyi onun etkisi vardır, rolü vardır ama şöyle düşünmek lazım. İnsanlar hedefledikleri şeylere ulaşmadan önce daha ona ulaşmak için daha bir kenet halinde çalışıyor. Daha bir işbirliği, dayanışma içerisinde çalışıyor. Ama sonuca ulaştığında sanki bir rehavet, bir rahatlık kaplamış oluyor. Ama burada hedefi büyütmek lazım. Hedefiniz iktidar olmaksa olduktan sonra bitiyorsunuz. Hedefiniz müdür olmaksa müdür olduktan sonra her şey bitiyor. Ama hedefiniz bir insanlık medeniyeti kurmaksa ömrünüz buna yetmez. Sadece bizim değil, milletimizin ömrü de buna yetmez. Dolayısıyla hedefi büyük tutmak lazım. Diyelim ki Peygamber Efendimiz arkadaşlarına dedi ki Mekke bizim yaşamamız için, inançlarımızı, değerlerimizi koruyabilmek ve başkalarına anlatmak için uygun bir mekan değildir. Medine'ye gidelim. Medine'ye Evet. gittiğinde hedefine ulaştı mı? Yok. Orada yepyeni hedefler. Bu sefer Orada. Bizans'ı gözüne kestirmek. Sasani Evet. İmparatorluğuna gözüne. İmparator olmak için değil. O imparatorluğun baskısı altında inim inim inleyen insanlara Allah'ın rahmetini, bereketini, mağfiretini ulaştırmak için. Dolayısıyla mesela şu an sizin bahsettiğiniz o şey, efendim biz şu olduk, bu olduk, bir yerlere geldik.
Elhamdülillah filan değil. Biz şu an dünyanın örnek alabileceği doğru dürüst bir devlet, doğru dürüst bir millet yok. Buna aday olmalıydık bence. Türkiye kurtulduktan sonra başka insanlara ulaşmak. Bu noktada çok ciddi zaaflarımız var. Eğitim eksikliğimiz var. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Bu başıboşluk hem ahirette hem de dünyada. Hiçbir zaman başıboş olmayacak. Hedef bitti, özgürlük var. Öyle değil. Devam edeceğiz. Hedefi büyüteceğiz. Bugün iki günü müsavi olan ziyandadır hadisi Zarardadır. şerifini de öğrenmemek lazım. Yani şu kadar kitabı yazdım efendim. Şimdi ben profesör olunca arkadaşlarımın bir kısmı ziyarete geldiler. 2011 senesi zannediyorum. İyi dediler ya, helal olsun. Ununu eledin, kalburunu astın dediler. Bu genç yaşta. Ununu eledin, kalburunu astın. Hayır dedim. Profesör olduk. Yeni bir buğday ekiyorum. Yeni de bir kalbur aldım. Yeniden elemeye başlayacağım. Eyvah. Yani şey bakmak lazım oraya. Hani işim bitti, öyle değil. Hedefleri büyük tutmak lazım. Ve milletimizin bu manada önü açık. Çünkü bize dua eden insan sayısı çok. Elhamdülillah. Mazlum milletlerin tamamı gözünü Türkiye'ye dikmiş. Acaba bunlar insanlığın kurtuluşu için bir kurtuluş nesli olabilir mi? Biz öte taraftan bakıyoruz, birbirimizle kavgayı da halledememişiz, çözememişiz. Ötekileştirme her birimizde var. Sadece bir kesimde değil, işte bugünün belki de haberlerin flaş noktası, işte şu partidense o öğretmen bile değildir diyor adam. Aynı cümleyi belki farklı şekillerde bizler de söylüyoruz. Bir adam şöyle şöyleyse o adam bile değil. Eski rektörlerden birisi, bir insan layık değilse adam bile değildir diyor. Hatırlarsınız. Demişti. Hatırlıyorum, Öyle evet. değil. Biz hepimiz kendi çapımızda adamız, hepimiz kendi çapımızda insanız, hepimiz kendi çapımızda öğretmeniz. Bizi güçlü olacak şey ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Tecrübeleri bir araya getirmek, paylaştırmak. Öğretmen arkadaşlarımız zaman zaman bir araya gelip kendi tecrübe paylaşımını yapar. Bir insan belli bir süre yeni şeyler katmazsa mesleğine eskiyebiliyor. Tarihe mal oluyor. Oysa tarihten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir yapı sergilememiz lazım. Eyvallah. Bu rahatlatıcı, umutlandırıcı son cümleler için teşekkür ederiz Hüseyin Hocam. En azından Teşekkür ederim. çünkü umutsuz bir tablo çizen konuşmalar, kişilerle karşılaşıyoruz. Yani umutlu olmak istiyoruz. Düne göre kıyasladığımızda işte gençlerdeki ortaya çıkan fikri hastalıklar, ahlaki zaaflar, işte sosyal medya ile olan iletişimleri ve kaygılarımızın artıyor olması aslında biraz toplumsal anlamda bizleri de eğitimciler olarak bazen derin düşüncelere sevk ediyor. Bununla ilgili öğretmenler olarak bizlere tavsiyeleriniz neler olacak hocam? Biz ne yapalım? Yani o 40 dakika meselesiyle sorun çözülmeyeceğini artık öğrendik. Peygamberimizin konunun üst başlığı bağlamında da Efendimiz'den ilham alarak son 6-7 dakikaya giriyoruz. Ben bir daha sözünüzü kesmeden son tavsiyelerinizi, öğretmenler üzerinden son Tamam. tavsiyelerinizi almak isterim sevgili hocam inşallah. Bu ara benim ekranıma yansıyan Yesevi diyarından, Türkistan'dan Ahmet bize selam gönderiyor. Ben de Ahmet Bey'e selamlarımı iletiyorum. Şimdi Yaşar Bey, isterseniz şöyle yapalım. Peygamber Efendimiz'i başarılı kılan çarpıcı özelliklerini birer kelimeyle, birer cümleyle izah edelim. Süremizi bitirelim. Buyurun hocam Hazreti inşallah. Muhammed'i bir güneşe benzetirsek, Peygamber Efendimiz'i bir güneşe benzetirsek, onun ışınları, insanlığa yansıyan ışınları nelerden oluşuyor? Bunun başına sevgiyi koyabiliriz. İnsan Evet. sevgisine sahip birincisi. İkincisi, hoşgörülü bir insandı. Hoşgörü, aslında bizim hoşumuza gitmeyen ama katlanmak zorunda olduğumuz durum demektir. Bir örnek vermek istiyorum. Peygamberimiz
Taif yolculuğuna çıkarken biliyorsun Medine'den önce Taif'e hicret etmek istedi. Evet. Taif'te akrabaları vardı. Orada Hı. İslam'ın daha rahat kurumsallaşacağını düşündü. Gitti. Fakat müşrikler Peygamberimiz gitmeden Taif halkını organize ettiler ve Peygamberimizin yollarına taş diken döşediler. Ve bununla da kalmayıp elleriyle taşladılar. Hatırlarsınız, Çağrı filminde de vardır. Arkadaşı Zeyd abasını Peygamber Efendimizin üzerine geçirip onun taşlardan zarar görmemesi için uğraştı, çabaladı ama ona rağmen başından yüzünden kanlar aktı. Böyle bir durumda Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamberimize bir mesaj gönderdi. Cebrail dedi ki, ey Allah'ın Resulü, eğer sen istersen Allah Taif halkını yerle bir edecek. Bu çok müthiş bir şey. Yani Allah'ın elçisine siz en akla gelmeyecek hainliği yapıyorsunuz. Cezanın her türlüsünü hak ettiniz demek. Hak ediyorsunuz, evet. Peygamber Efendimiz elini semaya kaldırdı. Allah'ım Taif'i yerle bir et demedi. Allah'ım onlara hidayet nasip et. Çünkü bilmiyorlar. Allah'ım mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım bu kavme, bu insanlara hidayet nasip et. Çünkü bilmiyorlar. Bilseler böyle bir şey yapmazlar. Ve onları hoş gördü. Onları affet. Bu üst düzey bir affetme. Bir de mescitte bir gün arkadaşlarıyla muhabbet ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yanından birisi ayrılıyor, mescidin bir kenarına gidip küçük abdestini bozuyor. Adamcağız o kadar rahat ki. Tabii bunu gören sahabe üzerine yürüyor. Sen ne yapıyorsun Allah Resulü'nün huzurunda, onun mescidinde böyle bir saygısızlık, terbiyesizlik nasıl yaparsın? Adamınki aslında saygısızlık değil, görgüsüzlük, bilgisizlik. Peygamber evet. Efendimiz bakıyor, adam zarar görecek. Durun, durun diyor, bırakın, üzerine gitmeyin. Adam önce işini bir görsün, rahatlasın. Sonra üzerine diyor bir kova su dökülüyor. Sonra da yanına çağırıyor. Diyor ki, bak bu yaptığınız şey, tabii siz bilmeden yaptınız ama bundan sonra yapmasanız iyi olur çünkü insanlar oraya secde diyor, yüzünü koyuyor. Adamcağız yaptığı hatanın şeyini anlıyor ve ondan sonra özür diliyor. Şimdi sınıfa taşıyalım bunu. Sınıfta bir tık diye bir ses çıkardı diye bütün sınıfın sıra dayağına çekildiğini biliriz. Kim çıkardı bu sesi? Bizde de şöyle bir dayanışma var. Hata yapan insanı ele vermeyiz biz. Yani evet. Mümkünse onu koruruz. Arkadaşlık bunu gerektirir. Ama öğrenci bilse ki o yaptığı şey bir insan hakkı ihlalidir, bir zulümdür, bir haksızlıktır, o zaman hiç çekinmez. Ama arkadaş bir hata yapmış. Yani bir ses çıkarmış. Ama öğretmen ne yapar onu? Ona gerekirse falaka, sıradaya, onu söylemeyen insanları da cezalandırır. Böyle bir yapıdayız. Oysa o insanı hoş görse, arkadaşlar kimi de o ne kadar da güzel bir ses çıkardı filan dese, şimdi bizim fakülte yeni kurulmuş, hoşgörüden bahsediyoruz. Fakülte yeni kurulmuş. Öğrencilerden birisi kaydını yaptırmış, hemen çay ocağının dibindeki tabureye de oturmuş, eli kulağı atmış, bir uzun hava türkü söylüyor. Oh, ne ben güzel. De yanından geçtim. Elimi omuzuna attım, dedim ki ya ne kadar güzel sesin var dedim. Öğrenci misin dedim. Evet dedim, yeni kayıt yaptırdım. İnşallah dedim seninle aynı sınıfta ders yaparız da. Orada dedim böyle bir sen söylersin bir ben dedim. Çocuğun çok hoşuna gitti. Adını söyledi. Adın ne Mehmet? Adın Mehmetçiğim. Kolay gelsin dedim. Gitti. Ben gittim, adamın yine sesi geliyor. Kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bir hoca girdi. Demiş ki bura dinmanın ahırı mı? Da, sen bana böyle diyemezsin. Dersin diyemezsin, bunlar yaka paça oluyorlar mı? Ve 200 sene mahkemeleri devam etti. Anlatabiliyor muyum? Mahkeme devam etti. Hocamız emekli oldu. Allah selametlik verir. Yani yaklaşımın önemli, neye mal olduğunu söylemek için söylüyorum. Peygamber Efendimiz ahlaklı bir insandı. Hoşgörüsünün yanında ahlakıyla insanlara örnek olurdu. Sabırlı bir insandı. Güvenilirdi, merhametliydi. Güler yüzlüydü. İnsanlara selam verirdi, dertleriyle dertlenirdi. Onun insan ayrımı yoktu. Elbette müminlerde fazla beraber olurdu ama
Bir gün oturuyor mesela, önünden bir gayrimüslim cenazesi geçiyor, ayağa kalkıyor, saygıda bulunuyor. İnsanlar ey Allah'ın Resulü, o bir Yahudidir, olsun diyor, o da bir insandır. Yine yani olaylara iyi tarafından bakıyor. Yine bir gün rivayetlerde geçer, böyle arkadaşlarıyla beraber yürürken yanındakiler bir pis koku tutar, burnunu böyle kapatırlar. Yani o pis koku bir leş vardır, bir hayvan kesildi. Bazı evet. rivayetlere göre köpek diye geçer, bazılarında da oğlak diye geçer. Biz köpek olduğunu varsayalım. Hayvanın böyle ağzını burnunda sinekler yemiş, dişleri böyle pırıl pırıl. Yanındaki sahabe burnunu tutunca demiş ki, ya burnunuzu tutuyorsun ama ne kadar güzel de dişleri var. Yani bunu biz hayat felsefesi haline getirebiliriz. Her insanda, her kötülüğün içerisinde bir güzellik görme demek aslında. Bu hadisi kaynaklara alan Ravi hadis imamı bunun için alıyor. Yoksa sıradan bir olay. Bir köpek cesedinin hadis kitaplarına ne iş var dersiniz. Ama bu insanın hayat felsefesini yönlendiren böyle sıradan şeyler değil, köklü bir bakış açısı. Olumsuzluklarda olumluluk aramak. Geçen senelerde bizim üniversitede bir soruşturma konusu oldu. Hocanın birisi ders kitabı olarak bir felsefi çalışma yapan hocanın kitabını tavsiye ediyor. O hoca da ilahiyatçı, tavsiye etti. Adını hatırlarsam söylerim. Efendim, diyor ki arkadaşlar şu kitabı ben beğendim diyor. Olur diyor. O kitapta Kant ahlakını anlatıyor. Diyor ki işte İslam ahlakı şöyledir, Kant ahlakı böyledir, komünist ahlakı şöyledir, kapitalistler şöyle inanırlar. Öğrencilerden birisi diyor ki ben buraya Kant ahlakını, efendim kapitalist ahlakı öğrenmek için gelmedim diyor. Hocayı şikayet ediyor. Az kalsın hocaya ceza verecekler. Sonra Allah'tan beni bilir kişi olarak görmüşler de soruşturmayı yapan kişi geldi benimle görüştü. Dedim ki ya bu hocanın kitapları bizde de vardı. Böyle bir şey için şunu demek istiyorum. İlim Çin'de de olsa gidin alın diyen bu peygamber evet. ilim konusunda bu kadar tutucu olmaya müsaade etmez. Biz sadece bizim fikrimiz, sadece bizim yazarımız, sadece bizim hocaların yazdığı kitaplar değil. İlim bir insanlık deryasıdır. İnsanlık medeniyetinin ürünüdür. Oralardan alıp getirmek evet. lazım. Samimi olmak lazım. Çalışkan olmamız lazım. Peygamber Efendimiz belki de toplum nezdinde bu kadar önemli kılan şeylerden birisi adil olmasıdır. Bakın Medine'de kendisi %10'luk bir kesimin desteğiyle %100'e kendisini kabul ettirdi. Medine'de evet. biliyorsun Medine Sözleşmesi. Şu an üzerinde çalıştığım konu Medine Sözleşmesi bağlamında birlikte yaşamak gibi. Bir makale olarak çalışıyorum. İnşallah. Evet. Bu ay içerisinde tamamlanacak. İnşallah. Orada insanlara öyle bir adalet güveni telkin etti ki Yahudisi, Hristiyanı, Mecusisi, Müşriği geldi dedi ki sen liderimizi, onlar Müslüman olmadan peygamberimizin liderliğini kabul ettiler. Çünkü adalet çok önemli. Adalet olmazsa insanlar etrafımızda kalmaz. Tevazu, peygamberimizi bu kadar yücelten özelliklerinden belki de en önemli. Kul innemâ beşerun miskukum yuha. De ki, kul innemâ ene beşerun miskukum. Ben de sizin gibi bir insanım. Melek değilim. Başka bir varlık değilim. İnsanım. Dolayısıyla bir öğretmenin sınıfa girdiği zaman, arkadaşlar ben de sizin gibi birisiyim. Sizin içinizden başbakan çıkacak, milletvekili çıkacak, vali çıkacak falan diye cesaretlendir adamlar. Ben hocayım, sen kim oluyorsun yaklaşımı bizi başarısız kılıyor. Yine öğretmen cesur olmalı. Peygamber Efendim çok cesaret. Yapıp ettiği işlere bir bakın. Mekke'deyken dünya insanlığını kurtulmayı hayal ediyor. Kurtarmayı hayal ediyor. Ve Allah da onu nasip ediyor. Bugün Müslümanlar olmasa bu dünya yaşanmaz olur. Evet. Hikmet ehli bir peygamberdi. İnsanlara hikmetle davranmayı. Hikmet dediğimiz şey insanlığın ortak ürünüdür. Bilgi birikimidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye soruyorlar. İlim nedir? Ya imam, ilim kişinin lehinde el ilmu marifetun nefsi ma leha ve ma aleyha. Kişinin lehinde ve aleyhinde olanları bilmesi. Bu ne demektir? Bir insanı ayakta tutacak temel değerler bunları bileceksin.
ayakta duran bir insanı yıkacak değerlerle bilebilirsin. Ve peygamberimizi belki de başarılı kılan en önemli hususlardan birisi iyimserlik. Ümit var olmak. Hı hı. Hatırlarsınız çok Hendek Harbi'nde Hendek'i evet. kazarken oradakiler yoruluyorlar. Bir kısmı açlıktan karnına taş bağlıyor. Bir takım sıkıntılar mesela açlık, susuzluk. Ümit var olun. Gün gelecek Bizans'ın Sasani'nin anahtarları sizin olacak. Bizans'ın anahtarları sizin olacak. Burada anahtarı evet. hazineye benzetmemek lazım. Yani siz oraları fethedeceksiniz. Evet. Oralar sizin anlatacağınız rahmet cümleleriyle yeşerecek, şekillenecek, insanlık huzur bulacak. Dolayısıyla iyimserlik çok önemli. Büyük hedefler koymamız lazım ama gereklerini de yerine getirmemiz lazım. Ben peygamberimizi böyle anlıyorum. Bana bir saat süre verdiniz. Bir saat içerisinde söylenecek olanlar bunlar. Beni davet ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Böylesine işte derslerimin yoğun olduğu bir günde araya bunu sıkıştırdığınız için biz, dostlarla bizi buluşturduğun için sana çok teşekkür ediyorum Yaşar Hoca. Rica ederim hocam. Bu yoğunluğa rağmen siz zaman ayırdığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Rabbim yüreğinize, dilinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Güç, kuvvet versin Allah inşallah. Biz de yazacağınız yazılardan, kitaplardan daha çok istifade etmeyi Rabbim nasip eylesin. İnşallah süremizle ilgili de bitmek üzere hocam. Son cümlelerinizi alalım. Aniden kesmeden Instagram biz kapatalım inşallah. Sözü inşallah. Şimdi değerli arkadaşlar, biz öğretmenler olarak çok ciddi potansiyellere sahibiz. Allah bize güzel bir ülke nasip etmiş. Bu millet tarihte insanlara çok güzel kazanımlarda bulunmuş. Ne mutlu ki bu milletin çocuklarını yetiştirme, nesillerine katkı sunma görevi biz öğretmenlere verilmiş. Böylesine mutlu bir görevin mensubu olmaktan dolayı hepinizi kutluyorum. Hayrukum men teallemen Kur'ane ve alleme. Sizin en hayırlınız ilim öğrenenizdir. Kuntum hayra ümmetin ücretin nas. Siz insanlar arasından çıkarılmış hayırlı bir toplumsunuz. Siz dediğim cümlenin içerisine tüm öğretmenler giriyor. Çünkü öğretmenlik başka insanlara zaman ayırmayı, başkalarını kurtarmayı, başkalarına medeniyet aşılamayı sağlayan bir meslek. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın siz en hayırlısı olansınız. Taltifi boşuna değil. Ama bunu da bir şarta bağlamış Cenab-ı Hak. Te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker. Emri bil maruf yapacaksınız, nehyi anil münker yapacaksınız. İnsanlara iyiliği öğreteceksiniz. Kötülükten sakındıracaksınız. Böyle yaparsanız kurtuluş edersiniz. Ben ülkemizin geleceğini çok ümit var görüyorum. Bu enerji dolu öğretmenlerimiz inşallah bir takım sıkıntıları kısa süre içerisinde aşacaklar. Ve bu i̇nşallah. Millet insanlığa medeniyet köprüsü kurmaya devam edecek. Davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yaşar Hoca öğrenciliğinde benden bir sene mi sonraydın, iki sene mi? Kaç mezunuydun Yaşar Hoca? 96 mezunuyuz Hüseyin abi. 96. Ben de 93 mezunuyum. Asistanken de seninle çok güzel işler yapmıştık. Kredi Yurtlar Kurumu'nda efendim bazı derneklerde falan konuşma yapmamıza vesile oldunuz. Ben sizi bu öğretmenlerle ilgili seminerlerde hep anlatıyorum. Diyorum ki yaşarçıraklı.com'a girin, bir öğretmene lazım olabilecek bütün bilgileri oradan bulursunuz diyorum. Allah emeğinize bereket katsın, öyle diyelim. Yolunuz, bahtınız açık olsun Yaşar Hocam. Teşekkür Amin. ederim. Sizler Allah'a emanet olun. Allah razı olsun sevgili hocam. Biz de size tekrar teşekkür ediyoruz. Katılan dostlarımıza da selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Kayıt ediyoruz. Bazıları soruyorlar. Videoyu kayıt edeceğiz inşallah. İsteyen kardeşlerimiz linklerden Hüseyin hocamla olan bu hasbihalimizi indirebilirler, takip edebilirler, arşivlerini alabilirler değerli dostlar. Geceniz hayır olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun efendim inşallah.